Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için Diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Bir televizyonun satış fiyatı üzerinden yapılan %15 indirimin tutarı 255 Türk Lirası'dır. Bu televizyonun indirim öncesi fiyatı kaç Türk Lirası'dır? Cevap: 1700. Hızı saatte 80 kilometre olan bir araç 200 kilometre yolu kaç dakikada gider? Cevap: 150. 20 bin Türk lirasının yüzde iki buçu kaç Türk lirasıdır? Cevap 500. Bir işi iki işçi 36 saatte tamamlamaktadır. Aynı işi 6 işçi kaç saatte tamamlar? Cevap 12. Maliyeti 5 bin Türk lirası olan bir mal 4 bin Türk lirasına satılırsa yüzde kaç zarar edilir? Cevap 20. Yıllık %12 faiz oranı ile 8 bin Türk lirası bir bankaya yatırılıyor. Basit faizin uygulandığı bu işlemde yatırılan para kaçıncı ayın sonunda 8 bin 480 Türk lirasına ulaşır? Cevap 6. Bir iş adamı bankadan 30 bin Türk lirası kredi kullanmıştır. Yıllık faiz oranı %24 ve basit faizin uygulandığı bu işlemde iş adamı 70 gün sonra bankaya kaç Türk lirası geri ödemelidir? Bir yılı 360 gün olarak alınız. Cevap 31400. Bir banka 4 ay sonra ödenmek istenen 80.000 Türk Lirası kredinin faizini peşin olarak tahsil ettikten sonra 70.000 Türk Lirası ödemede bulunmuştur. Buna göre bankanın uygulamış olduğu dış faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap 37,5. 18.000 Türk Lirası nominal değerli 3 ay vadeli bir senet yerine 6 ay vadeli yeni bir senet verilmiştir. İskonto oranı %20 ise yeni verilen senedin değeri basit dış iskonto yöntemine göre kaç Türk Lirasıdır? Cevap: 19000. 25000 Türk Lirası nominal değerli 2 ay vadeli bir senet yerine 6 ay vadeli yeni bir senet verilecektir. İskonto oranı %12 ise iç iskonto yöntemine göre yeni senedin nominal değeri kaç Türk Lirası olur? Cevap 25980. 16600 Türk Lirası nominal değerli 3 ay vadeli bir senet yerine 6 ay vadeli yeni bir senet verilmiştir. İskonto oranı %15 ise yeni verilen senedin değeri iç iskonto yöntemine göre kaç Türk Lirasıdır? Cevap 17200. 9 ay vadeli 18000 Türk Lirası nominal değerli olarak düzenlenen bir senet düzenlendikten 3 ay sonra iskonto ettirilmiştir. İskonto oranı %25 ise basit iç iskonto yöntemine göre ele geçecek para kaç Türk Lirasıdır? Cevap: 16000. Aylık ortalama enflasyon oranı %1.8 ise yıllık enflasyon oranı yüzde kaç olur? Cevap: 23.87. Yıllık nominal faiz oranı %14 ve 6 ayda bir faizlendirme yapılıyorsa yıllık efektif faiz oranı yüzde kaç olur? Cevap 14,49. Yıllık nominal faiz oranı %15 ve 4 ayda bir faizlendirme yapılması halinde yıllık efektif faiz oranı aşağıdakilerden hangisi olur? Cevap %15,76. Yıllık nominal faiz oranı %16 ve 6 ayda bir faizlendirme yapılıyorsa yıllık efektif faiz oranı yaklaşık yüzde kaçtır? Cevap 16,64. Yıllık nominal faiz oranı %20 ve 6 ayda bir faizlendirme yapılıyorsa yıllık efektif faiz oranı kaç olur? Cevap %21. Bir kişi yıllık %12 faiz oranıyla 25.000 Türk lirasını bir bankaya 2 yıllığına bileşik faize yatırıyor. Buna göre ikinci yılın sonunda yatırılan para kaç Türk lirasına ulaşır? Cevap 31.360. Bir kişi yıllık %15 faiz oranıyla 40.000 Türk lirasını bir bankaya 2 yıllığına bileşik faize yatırmıştır. Buna göre 2. yılın sonunda yatırılan para kaç Türk lirasına ulaşır? Cevap: 52.900. Yıllık %16 bileşik faiz oranı ve 6 ayda bir faizlendirme yapılmak üzere 2 yıllığına bankaya yatırılan bir miktar para 2 yıl sonra 34.000 Türk lirası olduğuna göre 2 yıl önce bankaya kaç Türk lirası yatırılmıştır? Cevap: 24991. Her devre başında yatırılan 10.000 Türk lirasının %6'lık devre faiz oranı üzerinden 5 devre sonundaki değeri yaklaşık kaç Türk lirası olur? Cevap: 59753. Bir yatırımcı yıllık %15 bileşik faiz oranı uygulayan bir bankaya 3 yıl boyunca her yıl sonunda 10.000 Türk lirası yatırırsa 3. yılın sonunda bankadaki parası toplam kaç Türk lirası olur? Cevap: 34.725. Maliyet üzerinden %15 zararla 425 Türk lirasına satılan bir malın maliyeti kaç Türk lirasıdır? Cevap: 500. Bir yatırımcı yıllık %15 bileşik faiz uygulayan bir bankaya her yılın sonunda eşit taksitlerle para yatırmaktadır. Üçüncü yılın sonunda bankadaki toplam para 69.450 Türk Lirası olacağına göre, her yılın sonunda yatırılan taksit miktarı kaç Türk Lirasıdır? Cevap 20 bin. Her yıl sonunda bir bankaya 6.000 Türk Lirası yatırılıyor. Yıllık faiz oranı %5 olduğuna göre, 3 yılın sonunda bankada kaç Türk Lirası birikmiş olur? Cevap 18.915 Yıllık kirası 10.146 Türk lirası olan bir arsanın kirası aylık eşit taksitlerle ödenmek istenirse her ay sonunda yatırılması gereken taksit miktarı kaç Türk lirasıdır? Yıllık faiz oranı %12'dir. Cevap 800. Bir işletme 4 yıl sonra ödemesi gereken 121.500 Türk lirası borcu her yıl başında eşit taksitlerle ödeyerek kapatmak istemektedir. Faiz oranı %8 ise her yıl başında ödenecek eşit taksit miktarı kaç Türk lirası olur? Cevap: 24966. Maliyeti üzerinden %16 karla 522 Türk lirasına satılan bir malın maliyeti kaç Türk lirasıdır? Cevap: 450. Bir tüccar satın aldığı malları taşıtmak için malın alış bedelinin %5'i kadar nakliye ödeyince Toplam maliyeti 12600 Türk Lirasına yükselmiştir. Tüccar kaç Türk Lirası nakliye gideri ödemiştir? Cevap 600. Bir tüccar satın aldığı malları taşıtmak için malın alış bedelinin %15'i kadar nakliye ödeyince toplam maliyeti 5750 Türk Lirasına yükselmiştir. Buna göre tüccar kaç Türk Lirası nakliye gideri ödemiştir? Cevap 750. Vadesine 4 ay kalan 500 bin Türk lirası değerli bir senet %45 iskonto oranıyla iskonto ettirilmiştir. Basit dış iskonto yöntemine göre iskonto tutarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 75 bin. 6 aylık dönemlerle ve yıllık %18 bileşik faiz oranıyla 2,5 yıllığına bir bankaya yatırılan 18 bin Türk lirası 2,5 yılın sonunda kaç Türk lirasına ulaşır? Cevap 27.695 20.000 Türk Lirası nominal değerli ve 4 yıl vadeli bir senet yerine 6 yıl vadeli yeni bir senet verildiğinde yeni senedin nominal değeri kaç Türk Lirası olur? Faiz oranı %5 alınacak ve bileşik iç iskonto yöntemi uygulanacaktır. Cevap 22.050 bin 50.000 bin Türk Lirası nominal değerli ve 4 yıl vadeli bir senet yerine 5 yıl vadeli yeni bir senet verildiğinde yeni senedin nominal değeri kaç Türk Lirasıdır? Faiz oranı %5 alınacak ve bileşik iç iskonto yöntemi kullanılacaktır. Cevap: 52500. Bir kişi her 4 ayda bir bir bankaya 1000 Türk Lirası para yatırmaktadır. Banka yıllık %6 bileşik faiz uyguladığına göre ikinci yılın sonunda kaç Türk Lirası birikmiş olur? Cevap 6308. Bir kişi her 4 ayda bir, bir bankaya 850 Türk lirası yatırmaktadır. Banka yıllık %12 bileşik faiz uyguladığına göre, ikinci yılın sonunda bankada toplam kaç Türk lirası birikmiş olur? Cevap 5638. 5 yıl sonra başlamak üzere her yılın sonunda 10.000 Türk lirası taksitleri 7 yıl süreyle tahsil edebilmek için yıllık yüzde 12 faiz veren bir bankaya bugün yaklaşık kaç Türk lirası yatırılmalıdır? Cevap 25.921. Bir iş adamı 10.000 Türk lirası peşin her 6 ayda bir 3.000 Türk lirası taksit ve 6 yıl süreyle bir makine satın almıştır. 6 aylık faiz oranı %8 ise makinenin peşin değeri yaklaşık kaç Türk lirasıdır? 1,8 üzeri 12 eşittir 2,518 alınız. Cevap 32607. Bir kişi çocuğunun okul masrafını karşılamak amacıyla 4 yıl süreyle ve her ayın sonunda 1000 Türk Lirası almasını istemektedir. Aylık faiz oranı %2 olduğuna göre bu kişi bugün bankaya yaklaşık kaç Türk Lirası yatırmalıdır? 1,02 üzeri 48 eşittir 2,587 alınız. Cevap 30.672 Nominal değeri 1000 Türk Lirası ve nominal faiz oranı %14 olan bir tahvil, piyasada 970 Türk Lirasına satılırsa cari verim oranı yüzde kaç olur? Cevap 14,43 18 ay vadeye sahip 128.000 bin Türk lirası borcu ödeyebilmek için ödeme fonu oluşturmak isteyen bir işletme aylık %1,8 faiz oranı üzerinden bu fona her ay eşit taksitlerle yaklaşık kaç Türk lirası yatırmalıdır? 1,018 üstü 18 eşittir 1,378 alınız. Cevap 6095. Bir işletme 365 bin Türk lirası kredi kullanacaktır. Yıllık faiz oranı %10 ve kredi her 3 ayda bir yapılacak ödemelerle 10 yılda geri ödeneceğine göre 3 ayda bir yapılacak eşit ödemeler yaklaşık kaç Türk lirasıdır? 1,025 üzeri 40 eşittir 2,685 alınız. Cevap 14.540. Bir işletme almış olduğu 160.000 Türk lirası borcun 4 yıl sonunda sadece faizini, 4. yılın sonundaysa borcun ana parasını ödeyerek kapatacaktır. Yıllık faiz oranı %14 ise son devrede ödenecek tutar kaç Türk lirası olur? Cevap 182.400. Yatırımdan elde edilen getirinin vade sonuna kadar aynı getiri oranıyla tekrar yatırıma dönüştürdüğü varsayımı ile hesaplanan yıllık getirisine ne ad verilir? Cevap bileşik getiri oranı. Nominal değerinden daha yüksek bir bedelle İhraç edilen hisse senedi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Primli hisse senedi. Her yıl 7,22 Türk lirası dividend ödeyen bir hisse senedi %19 getiri beklentisiyle kaç Türk lirasına alınmalıdır? Cevap: 38. Bir anonim şirketin hisse başı defter değeri 1,2 Türk lirasıdır. Benzer şirketlerin piyasa değeri defter değeri oranı 4 ise bu şirketin hisse senedinin değeri kaç Türk lirasıdır? Cevap 4,8. Piyasadaki karşılaştırılabilir işletmelerden elde edilen verileri değerlenen işletmenin verileriyle karşılaştırarak söz konusu işletmenin değerini belirlemeyi amaçlayan yaklaşım hangisidir? Cevap piyasa yaklaşımı. Bir mal satış fiyatı üzerinden yüzde yedi buçuk indirim yapılarak 1156 ,25 lira 25 kuruş Türk lirasına satılmaya başlanmıştır. Buna göre indirim tutarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 93,75. Bir malın 8 KDVli fiyatı 81 Türk lirası ise bu malın KDV hariç fiyatı kaç Türk lirasıdır? Cevap 75. 45 bin Türk lirasının %35'i kaç Türk lirasıdır? Cevap 15.750. 750 Türk lirasına satılan bir mal indirime girerek 600 Türk lirasına satılmaya başlanmıştır. Yapılan indirim oranı yüzde kaçtır? Cevap 25. Bir iş kadını bankadan 32 bin Türk lirası kredi kullanmıştır. Faiz oranı yüzde 18 ise İş kadını 90 gün sonra bankaya kaç Türk lirası geri ödemelidir? Yıl 360 gün. Cevap: 33440. Bir bankaya yatırılan 3000 Türk lirası 6 ayda 195 Türk lirası faiz getirdiğine göre, bankanın uyguladığı faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap: 13. 8 ay vadeli 45 bin Türk lirası nominal değerli bir senet düzenlendikten 5 ay sonra iskonto ettirilmiştir. İskonto oranı %20 ise ele geçecek para kaç Türk lirasıdır? İç iskonto yöntemini kullanınız. Cevap 42.857 Yıllık %7 faiz oranıyla 4 aylığına bankaya yatırılan bir miktar para süre sonunda 98 Türk lirası faiz getirisi sağlamıştır. Buna göre bankaya yatırılan para kaç Türk Lirasıdır? Cevap: 4200. 155 gün vadeli, %8 faizli, 10.000 Türk Lirası nominal değerli hazine bonosunun satın alma fiyatı kaç Türk Lirası olmalıdır? İç iskonto yöntemini kullanınız ve yılı 365 gün alınız. Cevap: 9671,44. Bir iş adamı yıllık yüzde %20 yirmi faizle 200 bin Türk lirası kredi almıştır. Dördüncü yılın sonundaki toplam borç miktarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 414.720. Bankaya yıllık yüzde on faizle yatırılan 15 bin Türk lirasının ikinci yılın sonundaki değeri kaç Türk lirası olur? Cevap 18.816. Bir öğrencinin 2 yıl sonra ödemesi gereken 20 bin Türk lirası borcu vardır. 6 aylık faizlendirme yapılmakta ve 6 aylık faiz oranı %3'tür. Öğrenci borcunu bugün ödemek isterse kaç Türk lirası ödeme yapması gerekmektedir? Cevap 17.770. 3 yıllık faiz oranı %3 ise yıllık efektif faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap 12,55. Piyasadaki faiz oranı %8,5 ve enflasyon oranı %7 ise reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap %1,40. İşe yeni başlayan bir kişi 5 yıl para biriktirip hayalindeki 150 bin Türk lirası değerindeki motosikleti almak istiyor. Bu kişi aylık faiz oranı %0,8 olan bir bankaya her ay kaç Türk lirası yatırmalıdır? 1,008 üzeri 60 eşittir 1,613 alınız. Cevap 1958. Bir öğrenci her 3 ayda bir aldığı 1200 Türk lirası kredisini tasarruf amacıyla yıllık %10 faiz oranı ile bir bankaya yatırmaktadır. Buna göre 4 yılın sonunda kaç Türk lirası birikmiş olur? 1,025 üzeri 16 eşittir 1,485 alınız. Cevap 23.280. Bir işletme 4 yıl sonra ödenecek olan 80.000 Türk Lirası borcu her devre başı eşit taksitlerle ödemek istemektedir. Yıllık faiz oranı %6 iken her devre başı ödenmesi gereken tutar kaç Türk Lirasıdır? 1,06 üzeri 4 eşittir. 1,262 alınız. Cevap 17.284 Ev almak için bankadan yıllık %18 faiz oranıyla 5 yıl vadeli borç alan bir kişi her yıl 26.500 Türk Lirası bankaya ödeme yapması gerekmektedir. Bu kişi kaç Türk Lirası borç almıştır? 1,18 üzeri 5 eşittir. 2,288 alınız. Cevap 82.877 150 Türk Lirası'na alınan bir mal 168,75 Türk Lirası'na satılmaktadır. Bu satıştaki kar yüzdesi kaçtır? Cevap: 12,5. Bir buzdolabının satış fiyatı üzerinden yapılan %20 indirimin tutarı 500 Türk Lirası'dır. Bu televizyonun indirim öncesi fiyatı kaç Türk Lirası'dır? Cevap: 2500. Yıllık %6,5 faiz oranıyla bir bankaya yatırılan 3500 Türk Lirası 55 günde kaç Türk lirası faiz getirir? Yıl 365 gün. Cevap 34,28. Vadesine 3 ay kalan 250 bin Türk lirası değerli bir senet %15 iskonto oranı ile iskonto ettirilmiştir. Dış iskonto yöntemine göre iskonto tutarı kaç Türk lirasıdır? Cevap 9.375. Bir şahıs 6 ay sonra ödemek üzere 300 bin Türk Lirası'na bir ev satın almıştır. Yıllık faiz oranı %24 ise evin bugünkü değeri kaç Türk Lirası olur? Cevap 267.857 5 bin Türk Lirası ilk 2 yıl için %8 faiz oranıyla, sonraki 6 yıl içinde %12 faiz oranıyla 8 yıl süreli bir bankaya yatırılmış ise bu süre sonunda kaç Türk lirasına ulaşır? 1,12 üzeri 6 eşittir 1,974 alınız. Cevap 11.512 Kaldığı yurda her ay başında 450 Türk lirası ödeyen öğrenci kirasını yıl sonunda toplu ödemek istiyor. Aylık faiz oranı %0,5 ise bu öğrenci yıl sonunda kaç Türk lirası öder? 1,005 üzeri 12 eşittir. 1,062 alınız. Cevap 5608 6 ay sonra ödenmesi gereken 100 bin Türk liralık borç her ay sonu eşit taksitlerle ödenmek isteniyor. Faiz oranı aylık %1,5 ise aylık ödenecek miktar kaç Türk lirası olur? 1,015 üzeri 6 eşittir. 1,093 alınız. Cevap 16.129 Her ayın başında 1000 Türk Lirası kira ödenen bir evin 1 yıllık kirası peşin olarak verilmek istenmektedir. Aylık faiz oranı %1,2 ise ev sahibine verilecek peşin miktar kaç Türk Lirasıdır? 1,012 üzeri 12 eşittir 1,154 alınız. Cevap 11.254 bir bankadan 100 bin Türk lirası kredi alan bir kişi aylık yüzde bir faizle 10 yılda borcunu ödeyecektir. Krediyi alan kişinin aylık ödemeleri kaç Türk lirası olur? 1,01 üzeri 120 eşittir 3,300 alınız. Cevap 1435. Yıllık %8 getiri sağlaması istenen ve her yıl sonunda 1,25 Türk lirası kar payı ödemesi beklenen imtiyazlı hisse senedinin bugünkü değeri kaç Türk lirası olur? Cevap 15.625 48 ay vadeli aylık eşit ödemeli ve %1.5 faiz ile 80.000 Türk lirası otomobil kredisi alınmıştır. Aylık taksit tutarı kaç Türk lirasıdır? 1,015 üzeri 48 eşittir 2,043 alınız. Cevap 2351. Bir borcun eşit taksitlerle ödenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, her devre eşit miktar faiz ödenir. Bir işletme almış olduğu 40 bin Türk liralık bir borçla ilgili olarak 3 yıl boyunca sadece faizini, 3. yılın sonunda da borcun ana parasını ödeyecektir. Yıllık faiz oranı %12 ise işletme toplam kaç Türk lirası faiz ödemesi yapacaktır? Cevap 14.400. Vadesine 2 yıl kalmış %10 kupon faizli tahvilin nominal değeri 500 Türk lirasıdır. Yılda bir defa kupon faiz ödemesi yapılıyor ve piyasa faiz oranı %8 ise tahvilin fiyatı kaç Türk lirasıdır? Cevap 518. Bir tahvilin nominal değeri 1000 Türk lirası, nominal faiz oranı %13'tür. Bu tahvil piyasada 970 Türk Lirası'na satılırsa cari verim oranı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap %13,4 Her yıl 2,25 Türk Lirası dividend ödeyen bir hisse senedi %33 getiri beklentisiyle kaç Türk Lirası'na alınmalıdır? Cevap 6,82 bir anonim şirketin hisse başı defter değeri 10 Türk lirasıdır benzer şirketlerin PDDD oranı 8,6 ise bu şirketin hisse senedinin değeri kaç Türk lirasıdır? Cevap 86. Bir varlığın piyasada varlıkların değerini etkileyebilecek tüm bilgilere sahip, herhangi bir zorlayıcı etki altında olmayan, istekli bir alıcı ve satıcı arasında el değiştirdiği fiyat aşağıdakilerden hangisidir? Cevap gerçek değer. 12 bin Türk lirası bir borç her ay ana paradan yapılacak bin Türk lirası eşit ödemelerle 12 ayda kapatılacaktır. Aylık faiz oranı %0,9 ise 9. ödemede kaç Türk lirası faiz ödenir? Cevap 36. 48 ay vadeli %1,5 faiz ile 60 bin Türk lirası otomobil kredisi aylık 1762 lira 5 kuruş Türk lirası eşit taksitlerle ödenmektedir. 30 ödeme yapıldığında kalan borç kaç Türk lirasıdır? 1,015 üzeri 18 eşittir 1,307 alınız. Cevap 27.599. Uzman kuruluşlar tarafından tahvillere yapılacak yatırımların ne derece riskli olduğunun bir göstergesi olarak tahvillere not verilmesi sürecine ne ad verilir? Cevap Tahvil derecelendirmesi. Değerlemede işletmenin kazanç potansiyelini temel alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Gelir yaklaşımı. Maliyeti 22.000 Türk lirası olan bir ürün 19.800 Türk lirasına satılıyor. Bu satıştan yüzde kaç zarar edilmiştir? Cevap: 10. Bir firma satın aldığı ürünlerin taşınması için Alış bedelinin %3'ü kadar da nakliye bedeli ödediği için toplam maliyet 15.000 bin Türk lirası olmuştur. Bu ürünlerin alış bedeli kaç Türk lirasıdır? Cevap 14.563. Fiyatı 8 bin Türk lirası olan bir ürünün fiyatında 640 TL tutarında indirim yapılarak 7360 Türk lirasına satılıyor. Buna göre uygulanan iskonto oranı yüzde kaçtır? Cevap 8. Bir makinede 5 saatte 1200 adet ürün üretilirse 25 saatte kaç tane ürün üretilir? Cevap 6000. Fiyatı 50 bin Türk lirası olan bir arabanın fiyatında %15 iskonto yapılırsa iskonto tutarı kaç Türk lirası olur? Cevap 7500. Bir kişi bankada açtırdığı bir mevduat hesabı karşılığında 4 ay sonunda 200 Türk lirası faiz geliri elde etmiştir. Uygulanan faiz oranı %12 ise bankaya kaç Türk lirası yatırılmıştır? Cevap: 5000. 8 ay vadeli 120.000 Türk lirası nominal değerli bir senet %8 iskonto oranıyla ve dış iskonto yöntemiyle kırdırıldığında senedin peşin değeri kaç Türk lirası olur? Cevap: 113.600. Bir bankadan 15 Ekim 2014 tarihinde alınan 20.000 Türk lirası tutarındaki kredi 13 Aralık 2014 tarihinde geri ödenmiştir. Kredi faiz oranı %12 olduğuna ve tam zaman yöntemi kullanıldığına göre kaç Türk Lirası faiz ödenecektir? Yıl 365 gün. Cevap 388. 2 ay vadeli 30 bin Türk Lirası nominal değerli bir senet yerine 6 ay vadeli yeni bir senet düzenlenecektir. İç iskonto yöntemine göre yeni senedin nominal değeri kaç Türk Lirası olur? İskonto oranı %12'dir. Cevap 31.176 3 ay vadeli olarak bankaya yatırılan 15.000 Türk Lirası için vade sonunda 15.525 Türk Lirası alınmış ise uygulanan faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap 14. Yıllık nominal faiz oranı %12 iken 3 ay vadeli hesap açtırılırsa devre faiz oranı yüzde kaç olur? Cevap 3.